Herkese merhabalar, benim yerim Esen Bakla, kanalın takipçileri. Bugün Kastamonu Abana'ya bağlı Ziraatlık denilen yerden Kadıyusuf köyüne yürüyeceğim. Burası Ziraatlık. Buradan bu şekilde Kadıyusuf köyüne, evime kadar yürüyeceğim. Yürürken de sizinle beraber biraz muhabbet edeceğiz. Ortamı da size göstereceğim. Bu şekilde. Biraz rüzgar var. Mikrofonu da almadım yanıma. Kusura bakmayın. Biraz parazit olabilir. Ziraatlıktan başladım. Burası iki köyün birleştiği yerdi. Öteki taraf Abana'ya bağlı Çampınar. Pardon. Akçam köyü. Bu tarafta Elma Çukuru köyü olarak geçiyor. Sol tarafa bir mahalle, bu tarafa da Ahçı Mahallesi diye geçen yer Elma Çukuru köyünün. Şu anda köyün bir mahallesinden geçerek Kadıyusuf köyüne gideceğim. Şehirde o karşıda gördüğünüz Elma Çukur köyünün camisi. Şimdi şu gördüğünüz yerde Elma Çukur köyünün sosyal tesisi diye geçiyor. Bayram pilavları, toplanma yerleri orası. Etkinlik alanı diyelim. İşte saat 16-20 civarı. Güneş de biraz karşımdan vuracak kimi yerlerde. Şu anda solunda. İkindi vakti. Bu şekilde yürüyeceğim. Yaklaşık 2 kilometre bir yolum var. Şekilde. Dostlar, ilk defa seyrediyorsanız kanala abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Ben bu şekilde köy yollarında, orman yollarında yürümeyi çok seviyorum. Yürürken de bu şekilde videolar çekip, fotoğraf çekip YouTube'a, sosyal medya hesaplarıma yüklüyorum. Böyle. Şimdi bu güneş var. Bu taraflar pek gözükmez. Ters ışık. Güneş oldu. Elma Çukuru'nun o ilk başladığım yerde gösterdim. Sola doğru yol ayrılıyordu. O yol ayrımından sonra giden mahallesi bu şekilde. Bir V şeklini düşünün. Şu araba geliyor. Gürültü olmasın. Kapatayım, yeniden başlatacağım. Evet, arabayı gönderdik. Fazla araba sesi olmasın. Şöyle ilk evi geçtim camiden sonra. Bu şekilde. Dediğim gibi karşısı Elma Çukuru köyünün bir kolu. Burası da başka bir kolu. Yani şöyle bir V düşünün. Bir tarafı bir mahalle, bir tarafı bir mahalle. Bir de ortasında bir mahalle var. O da şu çamların oradan aşağıya dönüyor. Yolu da göstereceğim size. Ortada çukurda bir mahalle var. O şekilde Elma Çukuru köyü. Burayı geçip Kadıyusuf köyüne gideceğim. Devam. Burası aynı zamanda benim dedemin, annemin köyü. Hatta şu üstte görüyor musunuz, mezarlıklar var. Dedem, anneannem ve dedemin
biraz ileride de evlerini göstereceğim size. Bu şekilde yaklaşık 2 kilometre yol yürüyeceğim. Güneş de vuruyor. Mezarlıklar yukarıda. Bunlar kardeşler ve hanımları. Bir tanesi annemin annesi ve babası, dedem, anneannem olur. Orada. Allah hepsine rahmet eylesin. Bakın burası da dediğim gibi iki kol ve Elma Çukuru köyünün ortasındaki mahalleye giden yol demiştim. Şu direkten sonra bu tarafa ayrılıyor böyle. Aşağıya iniyor. Şuradan şöyle göstereyim. Güneş de var. Bozkurt'un bir köyünde. Onu da söyleyeceğim. İkinci ama ezanı başladı. Buradan aşağıya da bir mahalleye gidiyor. İkinci ezanı başladı. Biraz duyuyorsunuzdur. Şekilde. Burası da Ahçı Mahallesi olarak geçiyor. Artık bu isim nereden gelmiş? Ahçı mı varmış? Nedir bilmiyorum. Hiç eskilerden de neden bu köyün, pardon, bu mahallenin ismi böyle olduğu hakkında hiç bilgi veren olmadı. Şöyle göstereyim. Böyle Elma Çukuru sınırları bu şekilde. Bakın karşıda güneş de vuruyor. Ev görüyorsunuz. Orası dediğim gibi dedem ve kardeşleri yatıyor demiştim. Bir tane kardeşinin evi. Orası. Alt tarafta da eski bir ev var. Hepsi oradan ayrılıp gitme. Bir tek anneannem ve dedem orada yaşıyorlardı. Şu anda ev boş. Kendi halinde harabe bir şekilde duruyor. Buradan hani evlenip giden kardeşleri, bir tanesi burası. Ev yaptırıyor. İki tanesi de öbür tarafta. Onları da göstereceğim biraz sonra size. Bu şekilde. Ahçı Mahallesi diye geçiyor. Burası. Ahçı Mahallesi'nin çeşmesi. Burada. Şöyle. Bakın. Kardeşler ayrılmış diyordum. İki tanesi de yukarıda. Bir tane şu sağ tarafta göstermiştim. Dedemin kardeşleri. Üç kardeş. Onlar da böyle yukarılara evlerini yapmışlar. Şimdi çocukları kalıyor. Torunlarıyla beraber. Orada da bir ev var. Güneşten pek belli olmuyor. Devam. Buradan sonra yolla, yol üstünde ev yok. Yolun üstündeki evler bitti. Şu anda buradan sonra yolun altında 4 tane ev var. Burada eski bir ev var. Yıkıldı. Şöyle. Bakın bu direğin dibinden başlıyor bir tanesi burada. Aşağıda görüyorsunuz. Patika yolu olan aşağı iniliyor. Onun yanında bir tane Ahçı Mahallesi'nin evleri. 5 tane ev var. 5 tane var. 2 tanesi orada. Bir tanesi şu ileride. Şimdi güneş de vuruyor. Işık karşıdan vurmaya başladı. Bu şekilde Ahçı Mahallesi'ni bitireceğim, az kaldı. Elma Çukuru köyüne bağlı. Burada da o evlerde kalanların tanesi bu arabası.
Bostancı. Eski Toroslardan. Böyle yerlerde ideal. Tofaş, Toros. Şu aşağıda kapının önünde oturanlar da var. Görme sesler geliyor. Fazla tutmayalım. Aşağıda evler var. Şöyle bakın, az bir şey gözüküyor ev. Çok çocuk sesleri var. Karşı tepede hani ev gözükür mü bilmiyorum ışıktan. Ya o Elmaçukur köyünün diğer mahallesi dediğim yer. Bu şekilde. Böyle. Elmaçukur köyü bitmek üzere. Bu mahalleden. Tarla böyle var. Evler bitti. Sönüyor şu kuru. Elma Çukuru köyü Ahçı mahallesindeki son ev. Şöyle. Aşağıda yol ayrımı var. Sağ tarafa Konak köyüne bağlı Terzi Mahallesi diye geçiyor. Üst tarafta Konak köyü var. Onun mahallesi. Sağ taraf yol ayrımı. Zaman sağ taraf oraya gidiyor. Sol tarafta Kadı Yusuf köyü. Aslında bunu hani bilmeyenler için. Memleket dışından izleyenler için bilmeyenler için burası Kastamonu'ya bağlı Abana. Adana ile karıştırıyorlar. Adana değil, B harfi Abana. Hani Kastamonu'ya bağlı Abana ilçesinin köyleri. Yine bu yol ayrımı. Geldim buradan bu tarafa sola devam ediyorum. Kadı Yusuf köyü. Elmaçukur köyü solumuzda kaldı bu şekilde. Böyle. Şu aşağıdan tam göstereceğim size. Bu şekilde devam yürümeye. Güneşi karşıma aldım, biraz parlak çıkar. Şimdi Elmaçukur köyündeki Ahçı mahallesindeki oturanların sağ tarafta da bir iki tane şimdi tarlası var. Bu sol taraf dediğim gibi bakın ters bir V düşünün. Başlangıç noktası düz olarak da buradan ters olarak düşünün. Bir de sol tarafa açılıyor. Kolun biri sağ tarafa doğru açılıyor. Elmaçukur köyü. Ortada da çukurda da bir mahalle daha var demiştim size. Bu şekilde Elmaçukur köyü bitiyor. Burasına da Kirenler Düzü deniliyor. Kiren ağacı vardı burada. Buraya da Kirenler Düzü diye geçiyor. Bu şekilde devam ediyoruz aşağıya doğru. Bu virajı dönüp şu sağ tarafın alt tarafına geçtiğimiz zaman orada da Kadı Yusuf köyünün Karapınar Mahallesi'nin tarlalarına
yerlerini göreceğiz. Fındıklı meyveydi. Boş tarlalar. Bu şekilde. Güneş de artık videoda nasıl çıkar bilmiyorum. Karşımdan vuruyor. Saat akşam 5'e geliyor. Bakın Elma Çukuru köyü sakinlerinden birisi tarlasının ortasına ne yapmış görüyorsunuz. Hani bir odalık yer. Böyle tarlasının ortasına yapmış. Bir şekilde devam. Sağ taraf dediğim gibi böyle. Şimdi oraya kirenler düzenliyordu. Virajı döndük. Bu alt tarafa da dam arkası deniliyor. Yani eskiler değişik değişik isimler koymuşlar. Burası da dam arkası diye geçiyor. Bu şekilde. Hani önceki videolarda seyrettiniz mi bilmiyorum. Buralar şu gördüğünüz yer mesela bizim tarlaymış. Çok büyük. Ekilen, biçilen. Gördüğünüz gibi çam ormanı olmuş. Hani kadastro gelmeden önce ekilip biçilen yerler. Gördüğünüz yer. Çok büyük tarlaymış ama hepsi ormana gitti tabi. Bakacak kimse olmayınca, eskilerde bakamayınca bu şekilde. Sol tarafta altta fındık tarlası var, gözüküyor mu bilmiyorum. Bu yol boyu solda da Çampınar mahallesinde Ahmet Kartal. Bu aşağısı komple onlara ait. Bizim de dayımız olur. Burada meyve ağaçları dikmiş rahmetli. Sıra sıra. Elmadır. Ceviz ağacı falan da var. Bu şekilde yol boyu meyve ağaçları dikmiş. Zamanında. Şimdi gördüğünüz tarafta bir zamanlar bizim tarlaymış. İşte böyle ormana gidiyor. Bakımsızlıktan. Bu şekilde dam arkası dilinen yer. Böyle sıra sıra ağaçlar devam ediyor. Burada alt taraf dediğim gibi tarla, fındık tarlası. Yan taraf boş. Zamanında ekin ekiliyordu. Şu anda hiçbir şey yapılmıyor. Bakın. Hani uzunluğa bakın diyeceğim. Bir de yukarıya kadar büyüklüğü var. Şu sağ taraf. Ucu görüyorsun. Çam ağaçları geliyor. Bu şekilde geliyor. Daha nereye kadar gidiyor bakın. Büyüklüğü anlamanız için söylüyorum. Böyle. Ve üst tarafı da yaklaşık üst tarafta yürüdüğüm yola kadar en az 30-40 metre. Yukarıya kadar. Burası burayla zamanında birleşikmiş. Birleşikti. Hatırlıyorum. Yol yoktu burada. Yol farklı yerdeydi. Şu virajı döndüğüm yerden aşağı çamların içinden geçiyordu eski yol. Güneş var gözükmez.
Sonradan bu yol açıldı. Yani en az 30 senesi var bu yol açılalı. Öteki yol ilk yokuştu. Şimdi böyle yol uzadı ama yokuşluk fazla yok. Bu şekilde. Bakın bayağıdır Damarkası denilen yer. O baştan bayağıdır yürüyorum. Hala görüyorsunuz bakın. İşte hani burada yanda başkasının da tarlası vardı. Bayağı bir yol yürüdüm. Yani 100 metreyi geçti neredeyse. Ormana giden tarlalar. Çam olan tarlalar. Buradan virajı dönüyorum sola. Şimdi buranın üst tarafa dediğim gibi şu ağaçların üstü yol var bayağı bir yukarıda. O yol ayrımından devam eden yol Terzi Mahallesi'ne gidiyor. Konak Köyü'ne bağlı Terzi Mahallesi. İleride bir patika yol var. Kapanmıştır, fazla iz kalmamıştır eskiler. Oralardan birbirlerine gidip gelirlermiş. Göstereceğim orayı da size. Kestirme yollar. Böyle. Biraz sessiz kalayım. Kuş seslerini dinleyin. Stres yok, huzur, kuş sesleri. Yani büyük şehrin stresinden kurtulmanın en güzel yolu. Böyle yürümeyi severseniz ben gibi doğada mükemmel oluyor. Ha, patika yollara girebilir miyim? Girerim orman yollarına, patika yollara. Girmiyorum. Hem yabani hayvan yoğunluğundan bir de kaybolma riski var tabii. Çünkü eski yollar kalmamış gibi bir şey patika yollar. Bakımsızlıktan çoğu kapanmış. Buradan sola döneceğim. Size demiştim eskiler patika yoldan kestirme köyler arası, mahalleler arası yürüyorlar demiştim. Bir tanesi de burada. Hani buradan patika yol geliyormuş daha önceden. Bu şekilde. Bakın şöyle. Şu ara var, ufak bir ara. Oradan patika yol yukarıya, o mahalleye, Terzi Mahallesi'ne çıkış vardı. Ben de yürümüştüm hatırlıyorum çocukken. 46 yaşındayım. Yol açıldıktan sonra bir müddet daha orası işledi ama tabii kapandığı zaman da gidip gelen olmayınca eskilerden çoğu da vefat etti. Şurayı biraz kapatayım. Güneş tepemde vuruyor. Videoyu fazla ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama neyse. Fazla bir şey kalmadı. Şöyle bir dönelim. Virajı dönüyoruz. Ha, burası kat kat diyeyim yol olarak. Şimdi Kirenler Düzü yolundan geldim. Elma Çukuru köyünü bitirdikten sonra virajı döndüm, Damarkası dedim. Sol tarafta fındıklar var, meyve ağaçları var dedim.
alt tarafta tarla var dedim. O tarlanın altına iniyorum şu anda. Bakın. Şöyle göstereceğim. Biraz daha. Şu karşı tepeyi görüyorsunuz. O çamlar gösterdiğim hani tarlaya git, tarla vardı, ormana git dediğim yer o karşı tepe, uç kısım, en üst kısım. Onun altından yürüdüm, dönerek bu taraftan geldim, şöyle gözükmez. Böyle arka taraftan bu şekilde geldim. Şu anda o karşı yürüdüğüm yolun sol tarafın fındıklar var, meyveler var, tarla var demiştim. O tarlanın altına inmiş oluyorum bu şekilde. İleriden sağa döneceğim. Bu şekilde devam. Evet. O dediğim tarlanın alt kısmına geldim. Şimdi buradan sağa dönüyorum tekrar. Bu şekilde. Bu ekin ekiliyor dediğim yere buradan çıkılıyor. En üst kısım gözüken yerin üstü yol. Geldiğim yol. Bu şekilde bu çamların üst tarafında da fındık tarlası var. Dediğim gibi. Bu şekilde. Böyle devam yürümeye. Evet, bu Kadıyosun köyünün Çampınar mahallesine geldim. Burada 3 tane ev yan yana var. Oradan bir 50-60 metre ileride bir tane ev var. Topu topu 4 tane ev var bu mahallede. Bunlar da yolun altında sağ tarafta. Bir tanesi şurada. Onun yanında. Ve öteki tarafta olmak üzere. Şöyle. Az bir şey gözüküyor. Bir tane ev var. Onun arkasında bir tane. Onu da göstereceğim. Onun yanında bir tane. Yolun altında kalıyor hepsi. Devam. Evlerin üstüne geldim bu şekilde. Bir tanesi burada demiştim. Bir tanesi arkasında. Şuradan direğin dibinden gözükür. Şöyle. İkincisi bu. Üçüncüsü de orada. Evet, böyle üç ev burada demiştim. Mahallede. Buradan da 50 metre ileride bir tane daha ev var. Bu mahallede başka ev yok. Kadıyosun köyü. Size demiştim hani bu yol sonradan yapıldı. Eski yol var. Evin birisi orada. Şu direğini oradan göstereceğim. Şöyle eski yol kalıntısı aşağı iniyor kestirme. Bu şekilde eski yolun kalıntısı. Şu anda araba falan geçmez yani. Bu şekilde. Buraya da petlik deniliyor. İşte eskiler koymuş zamanında. Şu virajı. Burada da bu yukarıda hani size tarlanın ortasında tek odalık bir yer var demiştim. Virajda. Buradan da oraya
kestirme patika yol çıkıyor. Şu taraftan böyle yukarıya doğru gözükmez otlardan şu anda. Gördüğünüz gibi yukarıda büyük ağaçların olduğu yerin aralarından tam oraya kestirme yol çıkıyor. Önceden çok işlediği için açıktı tabii. Böyle. Buraya da petlik deniyor şöyle. Biraz size karşılara doğru göstereyim bakın. Şuradan başlayayım isterseniz. Konak köyü demiştim. Terzi Mahallesi demiştim size. Tepenin en uç kısmını görün, en uç kısmını. Ana yol geçer oradan Konak köyü. Onun az bir şey altı, dediğim gibi Terzi Mahallesi. Konak köyüne bağlı. Şöyle dönelim. Onun alt tarafı buralar Kadıyusuf köyü. Şu gösterdiğim karşı tarafın sağ tarafında kalan kısmı Kadıyusuf köyünün Soltu Mahallesi diye geçiyor. Kastamonu Havana'ya bağlı. Bu sol taraf tepe. Uç kısımları, iki tepenin birleştiği yer Çayırcık Mahallesi Havana'ya bağlı. Biraz geliyorsunuz bu tarafta Sarıçiçek Köyü Bozkurt'a bağlı. Yani Bozkurt'un Sarıçiçek Köyü ile Kadıyusuf Köyü karşılıklı. Bu şekilde güneşten pek belli olmaz, ev falan gözükmez. Ben buradan yürümeye devam. Aşağıya. Eski yoldan inebilirdim. Yaya olarak inebiliyoruz, inmedim. Yol boyu size göstermek istedim. Bu şekilde. Devam. Burada güneşi arkama aldım. Gölgem de gözüküyordur. Aşağıdan virajı döndüm tekrardan. Güneş karşımda olacak. Akşamüstü olduğu için. Yani değişik değişik isimler var. Dediğim gibi hani zamanda koyulmuş, ne anlama geliyor hiç bilmiyorum. Bir bilgi de yok. Ama dediğim gibi bu üst tarafta patika yolu vardı. Petlik deniliyor. Devam. Şimdi bir yer daha söyleyeceğim size. Ormanın içi cafı. Cafı deniliyor. Hani ne anlama geldiğini bilmiyorum inanın. Yani sorsanız kimse de bilmez burada. Bu zamanda. Cafı deniliyor. Orada da bizim dedelerimizin zamanda ektiği biçtiği tarlalar varmış. Ormana giden bir tek kala kala fındık tarlaları kalmış. Onlara da bakacak insan var şimdi. İnsan lazım. Şimdi böyle döndüm. Bu sol taraf dediğim gibi cafı deniliyor. Nereden fazla gözükmez. Yani şu gördüğünüz karşı tepe, buranın alt kısmında bir patika yol var. Ak yol deniliyor. Oradan ileriden gösteririm girişini. Devam ediyorsunuz aşağıya kadar. Dereden karşıya geçip karşı tepeye. Orada fındık tarlaları var. Birkaç tane. Kullanılmayanlar da var artık. Tarlalıktan çıkmış. Bakımsızlıktan öyle kendi halinde. İşte böyle bir isimler var. Cafu deniliyor oraya. Orada neden denildiğini bilmiyorum. Karşı tarafa. Hani köyün ismi Kadıyusuf. Araştırıyorsunuz. Hani bir bilgi de yok. Zamanda kadı mı yaşamış burada? Böyle söylenti var ama sonradan da öyle deniliyor. İsmi Kadıyusuf köyü. Kadılık yapmış. Yusuf diye birisi varmış zamanda deniliyor ama ne kadar doğru bilinmiyor tabii. Bu şekilde Kadıyusuf köyü merkez mahallesine yaklaştım.
ilk bizi karşılayacak burada köy odası derler. Hani sizin köylerinizde var mıdır bilmiyorum, gelen misafire orayı gösterirlermiş. Orman bekçileri zamanında kalırmış. Şu anda boş, kendi halinde. Bunlar her köyün vardı bu şekilde. Çoğunluğu ahşap. Buradaki pirketten yapılmış, bakımı yapılmış zamanında. Düzeltilmiş ama şu anda da bakıma muhtaç mı bilmiyorum. Anahtar muhtardadır. Hani bir kullanım var mı? Yok. Kullanan yok. Kendimi bildim bile. 46 yaşındayım. O köy odası var orada. Duruyor. Aşağıda göreceksiniz şimdi. Biraz kuş sesleri. Dediğim yer burası. Bu şekilde. Burada kullanan yok şu anda. Bu şekilde duruyor. Burası Kadıyusuf Köyü Merkez Mahallesi diye geçiyor. Şuradan bir patika yol gidiyor. Orada 1-2 yıkılanları saymayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ev var. Şurada da 2 tane var. 11 tane ev. Köy odası bu şekilde. Güneş vuruyor. Şurada çeşme var. Yukarıda da 2 tane ev var. Birisi yenilendi. Geliyor, kaldırım var. Yukarıda su deposunun üst tarafında gördüğünüz ahşap ev kullanılmıyor. Kendi halinde kaldı. Bu şekilde. Kadıyusuf Köyü Merkez Mahallesi diye geçiyor burası. Buradan bu şekilde devam ediyorum. Eski yol var demiştim size. Bakın, eski yol böyle devam ediyordu. Az önce gösterdiğim ahşap binanın oradan dönüp yukarıya çıkıyordu. Bakın, eski yolun devamı, kalıntısı da şu bölge. Buradan aşağı çok daralmış yol. Yani o şekildeydi. Yol, yeni yol bu şekilde açılmış böyle. Dediğimiz gibi iki ev de burada var. Devam ediyoruz. Evet, arkamda kaldı. Gölgemi görüyorsunuz. Şimdi bir viraj daha döneceğim. Saydığım evlerden bir tanesi kendi evim. Virajı döndükten sonra bir 200 metre yol yürüyeceğim. Orada videoyu bitireceğim. Kadıyusuf Köyü Merkez Mahallesi diye geçiyor burası. Bu yol yapılırken herkesin tarlasından almış. Kimisi karşı çıkmış, tarlam gidiyor. Kimisi iyi oluyor demiş, evime kadar arabayla geleceğim. Hani kiminin tarlasını ortadan ikiye bölmüş. Bir parçası üstünde kalmış, bir parçası altında kalmış. Bu şekilde. Ama yol medeniyettir diyoruz. Tabii zamanla anlaşılıyor kıymeti. Bakın, köy camisi de burada aşağıda. Kadıyusuf Köyü. Karşı tepede Kadıyusuf Camii'nin minaresinin olduğu tarafı görün. Orası da Soltu Mahallesi diye geçiyor. Kadıyusuf Köyü'ne bağlı.
var. Tam minarenin olduğu taraf, sol tarafları. Sağ tepe, dediğim gibi Konak Köyü. Azaltı Terzi Mahallesi diye geçiyor. Bu şekilde. Böyle devam. Şimdi eski yolun devamını göstereceğim size. Caminin önünden devam ediyordu. Oralar parke taş döşendi. Camiye gidiş geliş kolay olsun diye. Fazla yol körülmesin diye. Şöyle göstereyim size eskilerden kalma. Samanlık fırın. Zamanında kullanılmış. O şekilde duruyor. Güneşten gözükmez. Üst tarafta evler o sıra sıra dediğim gibi 9 tane ev var belli aralıklarla. Böyle. Bir tanesi de bizim ev. İleride. Köy camisi de burada. Yolun sonuna ve videonun sonuna yaklaştık. Şu gördüğünüz su deposu. Köyün aşağısında çukurda bir Kartal Mahallesi var. Bir mahalle daha var. Oranın karşının suları oradan gidiyor. Size eski yoldan bahsetmiştim. Yukarıda da gösterdim. En son gösterdiğim yolun devamı. Onu da göstereyim size şimdi. Bu şekilde. Yukarıdan göstermişim. Şuradan aradan geliyor. Böyle. Burası düzgün. Sadece parke taş döşeni. Camiye rahat inelim diye. Şekilde. Hani eski yol böyleydi. Ne yaptılar? Yolu bayağı bir uzattılar ama yokuşu ortadan kaldırdılar. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Şöyle bir 100 metre bir yolum kaldı. Yolun sağında bir tane ev var küçük. Orada bitireceğim. Bunun sol tarafı da bizim orası. Göstereceğim size. Bu şekilde. Dostlar gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Bakın. Şöyle. Tadilatta bizim ev. Uzaktan böyle gözüküyor. Ben burada videoyu bitireceğim. Karşıda sağda ev var demiştim. Orada kapının önünde kimseler var. Ayıp olur. Buraya kadardı. Kadı Yusuf Köyü merkeze kadar geldiğimiz rahatlıktan. Dostlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi benim yerime siz bakın. Ayrıntıyı siz görün diyorum. Herkese selamlar, saygılar.